Yaşlanma oldukça karışık birden fazla mekanizmanın rol aldığı bir olay. Hatta bazıları diyorlar ki insanın aslında genetik olarak yaşlanması gerekiyor, o yüzden yaşlanıyor. Ve bunun ötesinde de özellikle metabolik değişiklikler ön plana çıkıyor bu mekanizmaların içerisinde. Metabolik değişiklikler denince kalori kısıtlaması, fazla yememek, şekerden uzak durmak, aralıklı beslenme, zaman kısıtlı beslenme, ketojenik diyet ve en önemlisi de biyolojik saatinizi bozmanız, ona göre uyumlu yaşamanız geliyor. Listelere baktığınız zaman dediğim gibi sadece teorik, aslında niye konulduğu çok fazla belli olmayan bir takım listeler var. Bu listelerin içerisinde gördüğünüz başta meyan olmak üzere enteresan maddeler var, tanıdıklarınız var, tanımadıklarınız var ve bunun yanında da belki çok az tükettikleriniz var. Özellikle bunun altında sebzeleri, ıspanağı, havucu, tatlı patatesi ve tereyi eklemek isterim. Tereyi niye buraya koymuşlar? Orası çok belli değil ama tere ve roka sevenlere selam olsun.